Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor musun diye bir soru var arkadaşlar. Kaç para kazanıyorsun demişler. Sormuşuz. Alman vatandaşı olmayı düşünüyor musun? İlk müracaatında bana red verdiler arkadaşlar. Ne kadar açıkladı değil mi? Red. Sonuçta ben kimsenin kaç para kazandığını merak etmiyorum. 41'e gidiyorum. 41 kere maşallah. Selam arkadaşlar, Yunus Eser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser, hepinize benden sevgiler, umarım iyisinizdir. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım bu sefer. Soru ve cevap videosu olacak. Güzel bir arabada, bu arada kahve aldım, kahvemi yudumlayacağım. Hem kahvemi içeceğim hem de sorularınızı bir nebze de olsun cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve o güzel ve güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. İsterseniz şimdi videomuza başlayalım. Sorularınızdan bir tanesi, abi evli misin? Hayır, evli değilim. Yalnız yaşıyorum. Bunu daha önceki videolarımda kısmen video içlerinde söylemiştim ama demek seyredilmemiş. Dediğim gibi ben yalnız yaşıyorum. Aşağı yukarı 8,5 senedir Almanya'da yalnızım. Hayatımda hiç kimse yok diyebilirim. Diğer bir soru, çocuğun var mı diye sorulmuş. Evet arkadaşlar, bir tane, Allah bağışlasın, 11 yaşında bir tane oğlum var. Bazen videolarımda zaten denk geliyor, görüyorsunuzdur. Zaten onun için buradayım. Yoksa Almanya'da beni cezbeden ya da Almanya'da kalmamı sağlayacak başka herhangi bir şey yok. Ondan sonraki sorularınızdan bir tanesi, Almanya'ya nasıl geldin? Arkadaşlar, Almanya'ya ben evlenmeden geldim. Aile birleşimi yaptım ki şöyle, benim oğlum oldu Alman vatandaşından ama gerçek Alman, hani Türk olup da Alman vatandaşı olan Alman vatandaşından değil, normal Alman olan bir Almandan. Nasıl oluyor? Açıklamaya çalıştım ama. Hayır, neyse arkadaşlar, kısacası bir Almandan bir oğlum oldu. 2009 senesinde. Oğlum olduktan sonra ben buraya iki kere turist olarak geldim. Yani çocuğum daha doğmamıştı. Turist vizesine müracaat ettim. O zaman Alman konsolosluğuna gidebiliyordunuz. Bu aidatalar falan yoktu o zamanlar. Sanki milattan önceymiş gibi değil mi? Alman konsolosluğuna gitmiştim. İşte turist vizesi olarak müracaat etmiştim. İlk müracaatımda bana red verdiler arkadaşlar. Ne kadar acıklı değil mi? Red. Neyse, red değildik. Vizemizi alamadık. Sonra tabii çocuğumun annesi mektuplar falan yazdı vesaire vesaire. Gene olmadı. Çocuğum doğduktan sonra bu sefer ben babalık onayı için konsolosluğa gittim. Onayımı yaptırdım. Ondan sonra konsoloslukta gene bana vize vermiyorlardı. Çünkü gençtim, hani Almanya'ya gidip dönmeme ihtimalim olduğunu düşünüyorlardı ki vesaire vesaire. Ki ben çok açıklayıcı bir konuşma yapmıştım. Sonra çok açıklayıcı bir mektup yazdım onlara. Başkonsolosun baş sekreteri vardı, Bayan Ruş, ve tercüman vardı bir tane, Bayan Efa. Onların vasıtasıyla, onların sayesinde aslında ben Almanya'ya gelebildim ilk turist olarak. Dediğim gibi iki kere turist olarak geldim. Ondan sonra babalık onayını yaptırmıştım zaten. Ondan sonra da aile birleşimi için müracaat ettim. Ne sınavlara girdim, ne bir şey, ne kurs, hiçbir şey olmadan bir ay içerisinde oturma ve çalışma iznini ben aldım. Ondan sonraki süreç, buraya geldikten sonra bir ay içerisinde yabancılar şubesine gidip oturma iznimi ve çalışma iznimi uzatmak istiyorum dedim. Zaten bir aylık veriyorlar bunu. Yani Türkiye'den bir aylık veriyorlar. Almanya'ya gelir gelmez hemen bana 2 senelik oturma ve çalışma izni verdiler. Kursa başladım zaten. Bu arada işe de başladım arkadaşlar. Almanya'ya gelişim benim böyle, bu şekilde oldu. Kahvemi yudumlayayım, soğumasın. Ki ben soğuk kahveyi çok seviyorum. Burada ne iş yapıyorsun demişler. Arkadaşlar, daha önceki videolarımda da söylemiştim. Aynı şeyleri tekrar ediyorum ama arkadaşlar, ben burada birçok iş yapıyorum demiştim zaten. Bahçe işleri, temizlik işleri, dezenfeksiyon işleri, inşaat işleri gibi gibi gibi. Kendi firmam var. Kendime ait 3 firmam var. Artı bir tane gastronomi ile alakalı bir firmam var ama onu hiç aktif hale getirmedim. Yani dediğim gibi bu tarz işleri yapıyorum. Çalıştığım arkadaşlarım var. Partner firmalar var. Onlarla beraber altından kalkamayacağım işlerim o kişilerle paylaşıyorum ya da o kişilere devrediyorum. Tabii ki komisyon karşılığında. Kaç para kazanıyorsun demişler. Arkadaşlar, bir insana maaşı sorulması çok ayıp bir şey. Sonuçta ben firma sahibiyim. Benim sabit bir gelirim yok. Ne kadar kazandığımı söylemek istemiyorum arkadaşlar. Bunu da söylemek zorunda değilim. Tamamen benim şahsi özelim. Lütfen bunu sormayın bir daha. Yani benim abi, yani sonuçta ben kimsenin kaç para kazandığını merak etmiyorum. Sonraki sorumuz şu, Peugeot ne oldu? Onu hiç kullanmıyorsun. Arkadaşlar, burada pandemi döneminden dolayı trafik randevuyla çalışıyor. Bayağı bir müddet randevu vermedi. Şimdi randevuyla çalışıyor. Ben iki kere randevu aldım. Fakat ikisine de gidemedim. Onun da sebebi şuydu, hava muhalefeti dolayısıyla yetişemedim. Randevulara yetişemedim. İki kere iptal oldu ama arabam kapıda beni bekliyor. Ona da akıl almam lazım. Bak,
Ondan sonraki bir sorumuz, pardon abimi unutayım. Abi daha ilgi çekici videolar yapsana demiş. Diyorum ki arkadaşlar ben vlog videoları çekiyorum. Yani o an aklıma ne geliyorsa, hani belirli bir tarzım yok. Bunu daha önce de söylemiştim. Belirli bir tarzım yok. Mesela son zamanlarda araba videoları oldu. İşte karla ilgili kar videoları oldu. Oldu da oldu. Yani aklıma gelen yapabildiklerim, çünkü sınırlı kısıtlı her şey burada. Acayip rüzgar var bu arada. Araba acayip sallanıyor. Yapabileceklerim kısıtlı. Neden ki pandemiden dolayı arkadaşlar her yer kapalı. Normalde bulunduğum evin 15 kilometre dışına çıkamıyor. Yani kimse çıkamıyor. Gece saat 9'dan sonra dışarı çıkamıyorsunuz. Mesela minibüste çıktığım zaman polis çeviriyor zaten. Yani gördüm, çeviriyor ve soruyor nereden nereye, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun diyor. Anlatıyorum işte kış zamanı, işte tuz aldım, çakıl aldım depodan. İşte akşam hazırlık yapıyorum ya da gece ise zaten çalıştığımı görüyor. Kıyafetlerim tuz içinde. O zaman zaten bir şey demiyor. Dediğim gibi yaptıklarım, yapabileceklerim şu an için çok kısıtlı. Onun için de yapabildiğim videoları yapmaya çalışıyorum. Çünkü kanalı atlamak istemiyorum. Kanalı atlamak istemiyorum çünkü haftada iki kere video koymak zorundayım. Ha şu pandemi bir bittikten sonra değişik videolar da gelecek. Bir arkadaşımız demiş, abi Türkiye'ye gelmiyor musun? Arkadaşlar şunu söyleyeyim, Türkiye'ye gelemiyorum çünkü pandemiden dolayı her şey pandemiye çıkıyor. Bağlayan, bizi kitleyen pandemi. Millet mahvetti bizi. 18 ay olacak Türkiye'ye gelmeyeli. Türkiye'yi çok özledim. Ailemi çok özledim. Türk yemeklerini çok özledim. Burada her ne kadar yemek yapsak da ya da restoranda Türk yemeği yesek de ben gitmiyorum artık. Restoranlar da kapalı da gerçi. Olmuyor arkadaşlar. Tutmuyor birebir. Örnek olarak Türkiye'de yaptığınız bir pilavı gelin burada aynı malzemeyle burada ama buradaki aldığınız malzemelerle yapmaya çalışın. Olmuyor. Tutmuyor. Her şey değişik. Her şey farklı burada. Pandemi biraz düzelsin. Ondan sonra Türkiye'ye de geleceğim. Sonra gezi videoları istemişsiniz arkadaşlar. Gezi videoları da yapacağım. Gezmeyi zaten çok seven bir insan olduğum için gezi videoları da yapacağım. Fakat dediğim gibi pandemi her şeyi kapatıyor. Gezi derken şu açıda sormuşlar. Başka ülkelerle alakalı videolar gelmesi deniyor. Dediğim gibi arkadaşlar şu pandemi atlattıktan sonra Avrupa'nın bütün ülkelerine gideceğim. Zaten gittim yerler çok da ama bunları hiç videoya çekmemiştim. O zamanlar YouTube'da ilgilenmiyordum. Keşke o zamanlar başlasaydım. Ama şimdi yeniden bir seyahat planı yapacağım bu sene için. Şu pandemi kalktıktan sonra. Ondan sonra arkadaşlar doğada kamp videosu demişsiniz. Onu araştırıyorum. Şöyle ki burada her yerde kamp yapamıyorsunuz. O sıkıntı doğada öyle kafanıza göre, Türkiye'de de öyle değil zanneder. Yani Türkiye'de yapabiliyorsunuz çünkü az çok seyrettiğim kadarıyla. Ama burada Türkiye'deki gibi sırt çantanızı alıp çadırınızı, uyku tulumunuzu alıp hadi ben dağa gidip kamp yapacağım diye bir olay yok. Yasak arkadaşlar. Yakalandığınız zaman büyük cezaları var. Ama şöyle ki birçok Alman YouTube kanalında vahşi doğada işte tek başına şöyle gibi böyle gibi videolar çekiyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Konumlarına bakıyorum. Konum da atmıyorlar. Yani bilmiyorum, onu araştırıyorum arkadaşlar. Aslında niyetim kanalıyla kamp videosu yapmak istiyorum. Şöyle bir hafta ya da 7-8 gün böyle kanoyla çıkıp güzel bir tur yapmak istiyorum. Onu araştırmaya başladım. Ondan sonra bu kamp videolarıyla alakalı doğada nerede kamp yapabilirim onunla ilgili bir video çekmek için onu araştırmaya çalışıyorum. Bilmiyorum, yani dediğim gibi kamp videoları böyle olacak. Ama nasıl olacak onu bilmiyorum. Burada kamp ancak kamping alanlara gidip oralarda kamp yapabiliyorsunuz. Hani resmi olarak ama pandemiden dolayı oralarda kapalı. Aslında çok güzel kış kampı istemiştim hani bu sene için. Zugspitze diye Almanya'nın en yüksek dağı var arkadaşlar. Orada böyle Ocak-Şubat aylarında buz otel yapılıyor. O otellere gitmek istemiştim ama her yer kapalı. Bu arada çok ilginç araba videoları da gelecek. Onu da söylemek isterim arkadaşlar. Açıklama yapmayacağım çünkü fikrimi çalmasın kimse. Zamanı geldiğinde zaten eğer ki takipte kalırsanız ki kalın ne olur görürsünüz zaten. Çok komedi videolar gelecek. Gelecek de bir türlü gelemiyor çünkü dediğim gibi pandemiden dolayı. Burada Almanya'da şunu yapıyorlar arkadaşlar artık ev baskınlarını. Mesela bir evde atıyorum 5 kişi oturuyor ya da bir binada atıyorum 20 kişi oturuyor diyelim değil mi? O binada atıyorum 30 tane telefon sinyali geliyor merkeze, mesela merkezdeki yere. Polis direktman 20 kişinin oturduğu binada 20 tane telefonun olduğu, sinyal verdiği binada eğer 30 tane sinyal geliyorsa polis direktman gidiyor oraya baskın yapıyor arkadaşlar. Güzel bir taktik değil mi? Ve şikayet etmeye falan da gerek yok. Hemen yaka paça dalıyorlar içeri. Neyse arkadaşlar, şu soruyu da soruyorsunuz. Abi evlenmiyor musun? Evlenmeyi düşünmüyor musun? Ya da birlikteliğin var mı? Arkadaşlar bir birlikteliğim yok. Şu an için evlenmeyi de düşünmüyorum. İstemiyorum daha doğrusu. Çünkü yalnızlığa alışınca insan daha başka, daha farklı boyutta yaşamaya başlıyor. Evlilik tabii ki güzel bir şey ama ben şu an için evlenmeyi düşünmüyorum. Bir birlikteliğim de yok. Şu an tek tabanca takılıyorum arkadaşlar. Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor musun?
musun diye bir soru var arkadaşlar. Evet, Türkiye'ye geleceğim ama şu an için gelemiyorum. Ama illaki geleceğim yani. Bir 4-5 sene içerisinde dönüş yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar sormuşsunuz, Alman vatandaşı olmayı düşünüyor musun? Arkadaşlar dediğim gibi ben zaten Türkiye'ye kesin dönüş yapacağım. Alman vatandaşı olma hakkım var. İstediğim zaman müracaat edip Türk vatandaşlığından çıkıp direkt ben Alman vatandaşı olabiliyorum. Ama ne gerek var? Aslında Alman vatandaşı olmamamın en büyük sebeplerinden bir tanesi Türkiye'deki emeklilik hakkımı kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. 3 sene daha burada, 2,5 sene daha burada yaşadığım zaman otomatikman emekliliğe hak kazanıyorum ki şöyle hak kazanıyorum. Dışarıdan parasını yatırıp ondan sonra yaşımı bekleyip emekli olabiliyorum. Ama şu an Türkiye'ye dönecek olursam zaten bütün her şeyi yakmış oluyorum. Ondan sonra ne oluyor? Her şeyi sil baştan başlayıp emekli olmak için çalışmam gerekiyor. Benim niyetim o değil. Benim niyetim 2,5 seneyi doldurduktan sonra ülkede de çalışmışlığım var. Askerlik sürecim var. Aşağı yukarı bir 7 sene falan kadar bir sigorta ödenmişliğim var. Onu yakmak istemiyorum açıkçası. 2,5 sene sonra Allah kısmet ederse ne kadar borcum kaldıysa nakit olarak yatırıp ondan sonra emeklilik yaşımı bekleyeceğim. Bu arada kaç yaşındasın diye soracak olursanız sormadan ben size söyleyeyim. Arkadaşlar ben 40 yaşındayım. 41'e gidiyorum. 41 kere maşallah. 41'e gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar gerçekten istediğiniz videolar, çekmemi istediğiniz videolar varsa bunları belirtin. Ama yapabilirim, yapamam onu bilmiyorum. Çünkü şu anki pandemiden dolayı her yer kapalı. İmkanlar kısıtlı. Yani bir BMW'nin merkezine gidip orada video çekemiyorum. Bir Mercedes'e gidip orada video çekemiyorum. Ki bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Göstermek istiyorum oraları. Ya da Alman yemeklerini göstermek, tattırmak istiyorum. Mesela bir Oktoberfest'e gitmek istiyorum. Ki ben hep gidiyorum da. Hani oralara gidip oralarda çekimler yapıp sizlere oraları göstermek istiyorum. Ama yapamıyoruz yani şu an hiçbir şey. Bırakın yemek yemeye bile gidemiyoruz yani. Evinizden 15 kilometre dışarı bile çıkamıyorsunuz. Yasaklar burada bayağı bir zorladı. Ha bir de şeyi sormuşsunuz arkadaşlar. Pandemiden dolayı işte ben etkilendim. Yani işimden dolayı işte. Etkilendim arkadaşlar. Sonuçta sabit yaptığım işler var. Onların paralarını onlar geliyor. Ama birçok bahçe işi, birçok teras işi, birçok inşaat işi iptal edildi. Çünkü burada çok yaşlı insan olduğu için özellikle yaşlılar işleri iptal ettiler. Korktukları için yani direkt kontağa girmemek için işler iptal oldu. Bayağı bir iş kaybım oldu. Ama sabit olarak bir gelirim vardı zaten. O gelir devamlı geliyor tabii. Yaptığım iş de belli zaten. O iş devamlı geliyor. Ama onun dışındaki ekstra işlerim, sezon işlerim maalesef gitti. Yalnız olmaktan sıkılmıyor musun? Evet, yalnızlıktan sıkılıyorum. Şöyle ki sıkılıyorum. Ben sohbet adamıyım. Sohbeti, muhabbeti, Türk sanat müziğini çok seven bir adamım. İstanbul'da cuma cumartesi akşamları, yani Türkiye'deyken, Türkiye'de yaşarken cuma ve cumartesi akşamları Nevizade'ye giderdik, bir restorana giderdik, balık yemeye giderdik. Giderdik de giderdik. Gerçi o zaman her şey daha kolaydı, daha ucuzdu. Şimdi tabii ki öyle değil. Maalesef şimdi insanlar zor geçiniyor. Ama o zamanlar öyle değildi. Giderdik. Güzel, hoş sohbet ederdik. Burada tabii onları çok özlüyorum. Yani zaten mekan yok, öyle mekanlar yok. Aslında iyi bir sektör olabilir, iyi bir fikir. Güzel böyle meyhane tarzında. Tabii ailece gidilebilecek bir mekan açılabilir burada. Yani dediğim gibi arkadaşlar sizlere video çekiyorum. İşte bu en büyük hobim böyle olunca. Yani sizlerle konuşuyorum aslında ya. Önümde kibrit kutusu kadar bir kamera, o kameraya konuşuyorum. Ya da yaptığım videoları çekiyorum. Sanki sizlerle canlı birebir oturup konuşuyor ya da sizlerle beraber kamp yapıyormuş ya da bir restorana gidiyormuş gibi hissediyorum. O da güzel bir duygu. En azından kendimi böyle oturuyorum. Daha önce de sormuştunuz. Yeni açıklamasını yapayım. Saç sakal birbirine karıştı. Acı mı gidiyorsun? Yok arkadaşlar. Ben ilk defa bu kadar sakal bırakıyorum. Ağustos'tan beri. Daha önceden sakallım vardı. Sakallıydım. Ama bu kanal açıldıktan sonra ilk defa sakal bırakıyorum. Çünkü bakım videosu istemişsiniz. Onun için bir saç sakal bakım videosu hazır. Bu da önümüzdeki günlerde gelir çünkü yeterince sakalım uzadı. Evet arkadaşlar, soru ve cevap videomuz bu kadarlık. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada Instagram sayfamı da takip etmeyi unutmayın. Yunus Eser 1001 diye. Onu da soruyorsunuz bu arada. Evet. Bak onu da söylüyorum. Instagram sayfam Yunus Eser 1001. Orayı da takip edebilirsiniz. Çünkü YouTube'da olmayan günlük fotoğraf ya da ne bileyim videolar hikayemde ya da storylerde oradan paylaşıyorum. Abonelerimiz biraz daha çoğalsın. Ailemiz biraz daha genişlesin. Canlı yayınlara başlayacağım arkadaşlar. O zaman da güzel birebir karşılıklı hoş sohbet olur diye ümit ediyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum.
bırakıyorum. Dilemeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve o güzel güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Hoş kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.